Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ferhan Şensoy. Kendisiyle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Cumhuriyet Gazetesi direnişine dair ve Cuma günkü ücretsiz oynayacağı oyunu konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Evet, konumuzu aslında özetledik ilk başta. Siz Cuma günkü olan oyununuzu bir Cumhuriyet Gazetesi alıp gelene ücretsiz oynayacaksınız. Böyle bir çağrıda bulundunuz. Sizi bu karara iten güç neydi? Cumhuriyet Gazetesi'nin savunulması gerektiğine inanıyorum. Bu direnişte dayanışmak gerektiğine inanıyorum. Sanatçı arkadaşlarımızın çoğu biraz çekingenler bu konuda. Korkuyorlar da denilebilir. Ama bu korkuyu yanlış buluyorum. Asıl korkulması gereken şudur. Ya Cumhuriyet Gazetesi tasfiye olursa, kapanırsa, asıl bundan korkmak gerekiyor ve o Cumhuriyet Gazetesi'ne dayanışmak ve bu direnişi daha büyük katkılarla çoğaltmak gerekiyor. Ben de buna bu dayanışma için Ferhan Şeyler'in 2138. oyununu elinde Cumhuriyet Gazetesi alan, elinde Cumhuriyet Gazetesi yoksa da niye senin biletin gibi sormayacağız bunu kapıda. Sadece 519 kişi alabiliyoruz tiyatroya. Kapasiteniz o kadar sadece. Salonunuz kapasitesi o kadar. Tamam. 519 evet. Kişi gelirse, dolu olursa, birileri de kapıdan dönerse ilerleyen günlerde tekrar oynayacağım ben Cumhuriyet Gazetesi için. Sonuna kadar oynarım. Evet. Ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Siz daha önce de Erdem Gül ve Can Dündar için de böyle bir atıfta bulunmuştunuz. Evet. 2000. oyununuzdaydı sanırsam. Evet. Evet. Aslında şu anda herhalde bahsediyorsunuz. Bazı sanatçıların ya da üretimde bulunan insanların yeterli desteği, direnişi göstermediğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Peki bu bir korku politikasının sonucu mu? Evet, çünkü onlar Cumhuriyet okur aynı zamanda, ama ben biliyorum. Ama Cumhuriyet'e gitmediler, bir dayanışmada bulunmadılar. Tedirginler yani diyelim, korku demeyelim de. Ama sindirilmemeleri gerekiyor diyorsunuz. Hayır, öyle olmamak gerekiyor, direnmek gerekiyor. Peki şu anda biz Temmuz sonrasında bir darbe girişimiyle karşılaştık. İktidar bunu bir nebze ölçüde bertaraf etti diyelim. Siz 80 darbesini de görmüş bir sanatçısınız. Şimdiki darbe diyebileceğimiz olayı da görmüş bir insansınız. Üretimde bir insan olarak buna nasıl bir karşı tepki veriyorsunuz? Seyircilerden nasıl bir reaksiyon aldınız? Oyunlarınızın etkisini nasıl değiştirdi? Yani ben Ferhan Şeyler'de zaten günün gazetelerini okuyorum. Ne oluyorsa Türkiye'de onları okuyorum, yorum yapıyorum. Ama bu son darbe, daha önce ben ondan önceki darbeleri de yaşadım. Evet, bütün darbeleri yaşadım sadece ben. Yalnız bu son darbe biraz komik bir tarafı var. Yani organize, tezgahlanmış bir şey olarak görüyorum ben bunu. Bir tasfiye için böyle bir şey yapıldı. Güdümlü aslında diyorsunuz. Evet, evet, öyle düşünüyorum. Okay. Siz herhangi şeyleri aslında bir yangın olayından sonra ve bir kazara, bir üretim anında çıkarmıştınız. Sizce bu darbe sonrasında da böyle bir eserle karşılaşabilir miyiz? Bu günleri anacağımız, bu günlere güleceğimiz İşte bir eserle. İşte herhangi şeylerde ben o günü anıyorum zaten. Evet, bir 25 dakika, yarım saat ikinci perdenin başı günün gazeteleri. Yani her gün güncel yani herhangi şeyleri. Evet. Şan Tiyatrosu'nda Muzur Müzikali oynuyorduk biz. Kalabalık bir kadroyla. Şan Tiyatrosu elektrik kontaklandı. Evet. Orta oyuncular birdenbire ortada kaldı. Şan Tiyatrosu yandı. Başka oyunumuz yok. Herhangi şeyler diye bir isim buldum. İlan ettim. 11 günde çıktı Herhangi Şeyler. Sadece böyle yani tiyatro kapanmasın, orta oyuncular yaşasın diye. Çünkü kalabalık bir oyun falan, provaya falan vakit yok. Herhangi şeyler, ben böyle bir şeyler yaparım. Hatta günün gazetelerinin olmasının sebebi de yazdığım metin o kadar uzun değildi. İkinci perde çok kısa kaldı. Tamam, o zaman ikinci perdede günün gazetelerini okurum dedim. Malzeme bol diyorsun, evet, zaten yani, bizim gündemde. Şan Tiyatrosu yakılmasaydı Herhangi Şeyler olmayacaktı. Şan Tiyatrosu yakıldıktan sonra Ferhangi Şeyler'le başladım. Ferhangi Şeyler bu sezon, yani yılbaşından sonra 31. yılına giriyor. Şaka gibi yani. Bir anlık üretim. Peki şöyle bir şey sorayım size. Ferhangi Şeyler'de ele aldığınız gündem bizim Türkiye gündeminden daha mı absürttür, yoksa bizim Türkiye gündemi size yeteri kadar absürt de veriyor mu? Yani
Ben olup bitenin aynasıyım orada. Hı hı. Absürtse benimki de o absürt. Ben altını çiziyorum bunun. Hı hı. Ama benim üslubum absürt zaten. Zaten mizah yapıyorum diyorsun. Evet. Doğrudur. Son olarak hocam zamanınızı aldım. Bir şey daha sormak istiyorum. Siz yazmaya devam ediyorsunuz, üretmeye devam ediyorsunuz. Ama şu an bizim Türkiye'ye baktığımızda sanatçılarımız, gazetecilerimiz bunların hepsi içeride ve biz bunları düşünce adam olarak nitelendirdiğimiz düşünce insanları düşünürler. Türkiye'nin yeni genç nesli üretmeye devam etmek isteyen insanlar yel değirmenlerine karşı mı savaşıyor? Bizim herhangi bir muhatabımız var mı? Yani yel değirmenlerine karşı savaşmıyoruz ama gerçekten durum çok zor Türkiye'de. Yani diyebilirim ki muntazaman daha geriye gidiyoruz. Daha geriye. Daha geriye gidiyoruz, evet. O eski günleri özler hale geldik. O eski günlerdeki neyi? Yani geriye giderek baktığımızda her gün biraz daha geriye gidiyoruz tarihe döndüğümüzde. İlerleme olmadığını zaten hocam artık tarihten. Evet. Bekledik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz Ferhan Şensoy'du. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bir başka konuğumuzla, bir başka röportajımızla görüşmek üzere. İyi günler. Bundan korkmak gerekiyor ve o Cumhuriyet Gazetesi'ne dayanışmak ve bu direnişi daha büyük katkılarla çoğaltmak gerekiyor. Ben de buna bu dayanışma için Ferhan Şeyler'in 2138. oyununu elinde Cumhuriyet Gazetesi alan, elinde Cumhuriyet Gazetesi yoksa da niye senin biletin gibi sormayacağız bunu kapıda. Sadece 519 kişi alabiliyoruz tiyatroya. Kapasiteniz o kadar sadece. Salonun kapasitesi o kadar. Tamam. 519 evet. Kişi gelirse, dolu olursa, birileri de kapıdan dönerse ilerleyen günlerde tekrar oynayacağım ben Cumhuriyet Gazetesi için. Sonuna kadar oynarım. Evet. Ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Siz daha önce de Erdem Gül ve Can Dündar için de böyle bir atıfta bulunmuştunuz. 2000. oyununuzdaydı sanırsam. Evet. Evet. Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ferhan Şensoy. Kendisiyle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Cumhuriyet Gazetesi direnişine dair ve cuma günkü ücretsiz oynayacağı oyunu konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, konumuzu aslında özetledik ilk başta. Siz cuma günkü olan oyununuzu bir Cumhuriyet Gazetesi alıp gelene ücretsiz oynayacaksınız. Böyle bir çağrıda bulundunuz. Sizi bu karara iten güç neydi? Cumhuriyet Gazetesi'nin savunulması gerektiğine inanıyorum. Bu direnişte dayanışmak gerektiğine inanıyorum. Sanatçı arkadaşlarımızın çoğu biraz çekingenler bu konuda. Korkuyorlar da denilebilir. Ama bu korkuyu yanlış buluyorum. Asıl korkulması gereken şudur. Ya Cumhuriyet Gazetesi tasfiye olursa, kapanırsa. Asıl bunu... Aslında şu anda herhalde bahsediyorsunuz. Bazı sanatçıların ya da üretimde bulunan insanların yeterli desteği, direnişi göstermediğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Peki bu bir korku politikasının sonucu mu? Evet, çünkü onlar Cumhuriyet okur aynı zamanda, ama ben biliyorum. Ama Cumhuriyet'e gitmediler, bir dayanışmada bulunmadılar. Tedirginler yani diyelim, korku demeyelim de. Ama sindirilmemeleri gerekiyor diyorsunuz. Hayır, öyle olmamak gerekiyor, direnmek gerekiyor. Peki şu anda biz Temmuz sonrasında bir darbe girişimiyle karşılaştık. İktidar bunu bir nebze ölçüde bertaraf etti diyelim. Siz 80 darbesini de görmüş bir sanatçısınız. Şimdiki darbe diyebileceğimiz olayı da görmüş bir insansınız. Üretimde bir insan olarak buna nasıl bir karşı tepki veriyorsunuz? Seyircilerden nasıl bir reaksiyon aldınız? Oyunlarınızın etkisini nasıl değiştirdi? Yani ben Ferhan Şeyler'de zaten günün gazetelerini okuyorum. Ne oluyorsa Türkiye'de onları okuyorum, yorum yapıyorum. Ama bu son darbe, daha önce ben ondan önceki darbeleri de yaşadım. Evet, bütün darbeleri yaşadım ben. Yalnız bu son darbe biraz komik bir tarafı var. Yani organize, tezgahlanmış bir şey olarak görüyorum ben bunu. Bir tasfiye için böyle bir şey yapıldı. Güdümlü aslında diyorsunuz. Evet, evet, öyle düşünüyorum. Okay. Sizin bunu, siz herhangi şeyleri aslında bir
yangın olayından sonra ve bir kazara, bir üretim anında çıkarmıştınız. Sizce bu darbe sonrasında da böyle bir eserle karşılaşabilir miyiz? Bu günleri anacağımız, bu günleri güleceğimiz işte bir eserle. İşte herhangi şeylerde ben o günü anıyorum zaten. Evet, bir tabii. 25 dakika, yarım saat ikinci perdenin başı günün gazeteleri. Ya yani her gün güncel yani herhangi şeyler. Evet. Şan Tiyatrosu'nda muzur müzikali oynuyorduk biz. Kalabalık bir kadroyla. Şan Tiyatrosu elektrik kontaklandı. Evet. Orta oyuncular birdenbire ortada kaldı. Şan Tiyatrosu yandı. Başka oyunumuz yok. Herhangi şeyler diye bir isim buldum. İlan ettim. 11 günde çıktı herhangi şeyler. Sadece böyle yani tiyatro kapanmasın, orta oyuncular yaşasın diye. Çünkü kalabalık bir oyun falan, provaya falan vakit yok. Herhangi şeyler, ben böyle bir şeyler yaparım. Hatta günün gazetelerinin olmasının sebebi de yazdığım metin o kadar uzun değildi. İkinci perde çok kısa kaldı. Tamam, o zaman ikinci perdede günün gazetelerini okurum dedim. Malzeme bol diyorsun, evet, zaten yani, bizim gündemde.